senle iftihar ediyorum. Beni mahcup ettin ve kısa zamanda fabrikada ikinci şefliğe kadar yükseldin. Zekamı kullandım. Bununla kalmamalısın, daha da yükselmelisin. Vallahi sizin yerinize geçmek istemem, ayıp olur. Yo yo, yükselmekte ayıp yoktur. Asıl ayıp, elindeki imkanı kullanmamaktır. Ben senin için daha iyi şeyler düşündüm. Aa, yoksa Vehbi Bey'i kovup beni onun yerine mi geçireceksiniz? Aslında kabiliyetsiz herifin teki ama gene de üzülürüm. Hayır, daha da önemli bir vazife. Seni Ankara büromuz müfettiş heyeti başkanlığına atadım. Olamaz! Çünkü imkansız! Çünkü o zaman ben sizin de üstünüze çıkmış olurum. Olabilir. Maaşın da ayda 2000 olacak. Ve ayda 4 kere Ankara'ya gidip büroyu teftiş edeceksin. Hepsi o kadar. Başka bir işim yok mu? Müfettişler o kadar çalışır. Diğer zamanlarda keyfin isterse fabrikaya gelirsin. Tabii, keyfime kim karışır benim? Yalnız bu gece şu senin evin anahtarını rica edeceğim. Akraban filan mı gelecek? Yo, ben evini sadece çalışmak için istiyorum. Çok sessiz ve sakinmiş. Fabrikanın senelik bilançosunu çıkaracağım. Tabii, sen de çıkar. Yani sabaha kadar her türlü çalışabilirsin. Bunu kimse bilmemeli ha? Bilmeyecek. Duyan olursa, müfettişliğin gittiği gibi gene getir götürücülüğe dönersin. Yoo, hayır! Oraya geri dönemem. Al, sana iki tane matine için sirk bileti. Bir arkadaşın da alıp gidersin. Aa, hayatımda hiç sirke gitmedim. Arkadaşım da hazır. Sirkten çıktıktan sonra da... Ya ben alıştım! Zaten gece dolaşmaya bayılıyorum. Farklar, marklar... Güzel, öyle yaparsın. Ne yapacakmışsın? Öyle yapacakmışım. Sana iyi eğlenceler. Size de iyi çalışmalar. hesaptan yorulursanız güzel yumuşacık yatak var. Dinlenirsiniz. İyi günler. İyi bilançolar. Sen de bu anahtar varken umum müdür bile olursun. Ciddi olun be! Şu anda karşınızda Ankara Bürosu müfettişi var. Herhalde rapor edilmek istemezsiniz. Ay, sevsinler, sen mi müfettiş oldun? Sinan Usta'ya güvenme! Şimdi ben onu bile istesem sepetleyebilirim, anladın mı? Anladım efendim. Hepiniz bunun gibi anlayın, o kadar! İşten sonra boş musun acaba? O ne demek? Bende iki tane sirk bileti var da... ...birlikte gitme durumu yaratabilir miyiz diyecektim. Pek zannetmiyorum ama... Ben beklerim. Gelirsen gelmiş olursun, gelmezsen gelmemiş olursun herhalde. Keşke gelebilsen. Sirk hiç görmedim ben. Bekleyeceğim. Muhakkak gelmesen de illaki gel. Ya gene düşenmişsin şu hale bak ya! Çıkar beni kardeşim buradan! Çekip çıkaracağım, bir dakika! Bir dakika abi! Ne yaptın müdür beye ben? Salak adamsın be! Şu an karışmak, güzel abi! Ne yaptın oğlum üstünü, ne yaptın? Özür dilerim, bir dakika! Hatay, abi karışma sen! Hatayı ben yaptım, ben telafi edeceğim, bir dakika! Temiz hayatım benim! Merak etme! Çıkar, çıkar! Çıkar, çıkar! İşme, bir dakika! Ne yaptın, benim üstümü de ben yaptım! Ya karışma abi de sen de! Ay, bir dakika, bir dakika! Siz merak etmeyin, ben halledeceğim. Ne oldu müdür bey, geçmiş abi, olsun! Abi merak etme sen abicim, bırak! Hadi üstücüm, temizle ya, hadi üstüm be ya! Bırakın ha. Ha, biraz arkanı dön bana abi! Tamam, sağ ol, eksik olma! Hamdi sağ ol, eksik olma canım, sağ ol! Hamdi abi, bırakın bana! Tamam! Canım benim, canım! Tamam, oluyor, tamam. Temizle! Hadi aslansın! Tamam, şef, tamam! Hep beraber buradan Şengül Hamamı'na gideceğiz! Hemşire hatama düşürdünüz! Tamam, tamam, temizlenir tamam, canım, tamam, merak tamam, etme tamam. Ya! Oldu oldu tamam. Demişte bir kere, değil mi? Aaa, sağ olun abi, sağ olun benim! Sağ ol. Tamam. Tamam. İşte. Abi ne kaldı? Bir yere çık. Tamam. Hadi bakayım. Üstümü başımı berbat et. Yok yok yok. Biraz daha bir yok. Şey yok. Yok.
Bir hıyar versene şuradan. Kız da nerede kaldı ya? Sirk az sonra başlayacak. Kızların çalışma durumlarını görüşmek için buraya gelmemiz şart mıydı müdür bey? Bunu fabrikada halledemez miydik? Sen ya çok aptal ya da aptal görünmesini bilen çok zeki bir kızsın Filiz. Anlamadım. Fabrikaya ilk geldiğin günden beri bu anı seninle yalnız kalmayı planladım. Nihayet o an geldi işte Filiz. Delisiniz siz! Böyle bir şey nasıl düşünebilirsiniz? Bana numara yapma! Sanki sen istemiyormuşsun gibi. Hadi, hadi gel! Gel de boşuna vakit kaybetmeyelim! Dokunma bana! Böyle kızınca daha da güzelleşiyorsun. Hadi aptallığı bırak da gel! Gel! Ne yaptım ben? Seni yanlış tanımışım ben Filiz, kusura bakma! Bu 2500 lira beni affettirir herhalde! Bedelim bu ha! Ya Rabbi! Ben mahvoldum! Bittim artık! Tükendim! Gelmediğini gördün işte! Bu biletleri yırt ve bunu unut! Gelecek diye ne kadar bekledin ha? Artık bekleme! Ya sen gittikten sonra gelirse? Git artık ulan kereste, hadi yürü! Çünkü müdür bey var evde. Şimdi sokaklarda avara avara dolaş dur bakalım. Sen nesin ki be ha? Evini bile bir başkası kullanıyor. Müfettiş oldun ama adam alamadın. Artık bu hayalleri bırak oğlum. Filiz hiçbir zaman zaten seni ciddiye almadı ki. Sen nesin ki? Belki de senden birkaç laf bekledi. Sonra ümidi kırılınca boş ver. Bence kabahat hep sende olur.